Merhabalar, Büyük Beyaz File'ye hoş geldiniz. Şimdi Uçak Gemileri 2 isimli tarif videosunu bir yandan yazarken, bir yandan da geriye sadece tanıtılması gereken 4 gemisi kalmış olan World of Warships Amerikan Destroyerleri serisini de elden geldiğince bitirmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Geriye sadece 2 adet 9. seviye ve 2 adet 10. seviye Amerikan Destroyer'i kaldı ki bunların 3'ü elde edilmesi zor gemiler. Hatta bir tanesini elde etme şansınız sadece yılda bir kez. O da Noel kutularından. Peki o gemi hangisi diyeceksiniz? O gemi de şu an ekranda görmekte olduğunuz 9. seviye Amerikan Torpedo Bot Destroyer'i Benham. Ne ayak diyeceksiniz? Şu ayak. Benham herkesin kolayca elde edebileceği bir destroyer değil arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Benham 2018 yazında bir etkinlikle geldi. Elde edilmesi zor bir gemiydi. Elde edenler aldı. Ancak daha sonra Borgaming firması Benham'ın sadece bir etkinlik gemisi olduğunu duyurup bundan sonra Benham'ı elde etmenin tek yolunun yılbaşı kutularından geçtiğini söyledi. Niye öyle bir şey yaptı diyeceksiniz. Bunun cevabı basit. Benham oyundaki en tehlikeli torpedo bot destroyer arkadaşlar. Bakın 10. seviyeleri falan da geçtim. Benham belki de oyundaki en tehlikeli destroyer. Hani aşırı güçlü denilebilir esasında. Aşırı güçlü denilebilir, OP denilebilir. Aşırı güçlünün kenarında geziyor diyemiyorum ki bence aşırı güçlü. Ama illaki Benham'ın da zayıflıkları var. Daha önce iki tane Benham videosu çektim ben. Ancak şu betimlemeyi yapmam lazım. Benham World of Warships'in Tazmanya canavarıdır arkadaşlar. Yani geçtiği yeri eser, yıkar, tarumar eder, devam eder yoluna. Öyle bir gemi. Bunun sebebi ne diyeceksiniz? Tabii ki attığı torpidolar. Attığı torpidolardan ziyade kaç torpido atabildiği. Burada da görmekte olduğunuz üzere oyunda başka hiçbir destroyer'de olmayan bir nitelik olarak Benham'ın dörderliden 4 tane torpido yatağı bulunmakta. Bunlardan ikisi sola, ikisi de sağa ateş edebilmekte ve her bir salvoda 4'er tane torpido bırakmakta. Dolayısıyla 2 torpido yatağından toplamda tek seferde 8 torpido bırakıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Bir 8 daha bırakıyorsunuz, 16 torpido. Peki hepsi bu mu? Hayır. Gerekli kaptan becerilerine gittiğinizde Benham'ın torpidoları 65 saniyede doluyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Benham yüzdüğünüz ilerlemekte olduğunuz, savaşmakta olduğunuz denizde bir nevi her tarafa piranaları bırakan bir deniz canavarı. Böyle bir gemi bu. Böyle bir gemiye ihtiyaç var mıydı diyeceksiniz. Şu anki metada özellikle Sovyet zırhlılarının çok ağır basmaya başladığı metada aslında Benham tıpkı Asashio gibi bir çeşit anahtar. Yani kilit, çünkü yoksa zırhlıları başka türlü imha edemiyorsunuz. Benham Asashio gibi, Fletcher gibi anahtar gemilerden biri. Ancak şöyle bir şey de var tabi. Uzun süre Benham'ı olan biri olarak söylüyorum. Yani aynı şeyi çok uzun süre yaptığınız zaman, isterse herhangi bir faaliyet olsun, isterse bir hobi olsun, isterse World of Warships içinde bir gemi olsun, sıkılıyorsunuz. Dolayısıyla Benham oynayan adam sürekli Benham güçlü diye Benham oynamaz. Çünkü bir noktada bundan da sıkılırsınız. Smolensk kalsanız Smolensk'ten de sıkılırsınız. Ancak bizim konumuz Benham. Benham'ı tabii torpidoları dediğim gibi en güçlü silahı, ancak Benham daha önceki videoda da söylediğim üzere İngilizce'de bir terim var. Camdan tabanca. Yani kolay kırılabilen, kolay öldürülebilen gemi tespit edildiği zaman. Niye diyeceksiniz? Şundan ötürü. Benham 14.500 canlı, 9. seviyede en düşük cana sahip destroyer arkadaşlar. Daha küçük canlısı yok. Yani daha küçük canlısı yok. Nasıl arttırabilirsiniz? Şu şeye vererek arttırabilirsiniz. Hayatta kalma uzmanına vererek arttırabilirsiniz. Ancak birazdan kaptan becerilerinde ona geleceğim. Niye ona vermediğimi de anlatacağım. Toplara gelirsek Benham'ın çift amaçlı 4'er tane, pardon, çift amaçlı sadece öndeki ikisi diye hatırlıyorum. Bir saniye.
Yok, topların hepsi aynı. Topların hepsi çift amaçlı tipik Amerikan destroyer topu. Havaya sıkabiliyor. Arkadakiler zırhsız, kolay kırılabiliyor. Atış sekansı yüksek. 3.3 saniyede bir sıkıyor. Tıpkı Fletcher gibi. Gerekli kaptan becerisine gittiğinizde eğer daha da düşebilir. 3 saniyeye de düşebilir. Ancak Benham'ın ilginç bir şekilde 12. bir seviye için ana batarya menzili uzun sayılabilir ve bu iyi bir şey. Ancak şöyle bir şey de var. İnsanlar Benham'ı oynarken torpidolara o kadar bel bağlıyor ki genelde çoğu toplarını kullanmaya yeltenmiyor. Topları ancak gerekli durumlarda kullanıyorlar. Ki eğer Benham olur da yılbaşı kutularından size çıkarsa kullanmalısınız. Tabi bu geminin çıkması için önce yılbaşı kutularından hallice alıp diğer bütün premium gemileri çıkarmanız lazım. Onun hakkında da ayrı bir video yapacağım. Hava savunması Benham'ın 41 denilebilir. Meh yani. Yani birkaç uçak düşürüyor. Kıvraklığı güzel, 560 mm dönüş halkası var. 3.4 saniye tipik Amerikan kıvraklığı var. Dümeni 3.4 saniyede kırılıyor. Gizliliğine gelirsek Benham'ın gizliliği Fletcher'ın aksine 5.9. Yani ağaç gemisi olan Fletcher 5.8 iken Benham 5.9. Dolayısıyla Benham oyundaki kimi ağaç destroyerleri tarafından önceden saptanabilir. Bu da şu anlama geliyor. Eğer saptanırsanız canınız az olduğu için ölmeniz işten bile değil. Benham her ne kadar muhteşem bir ofansif torpido kabiliyetine, potansiyeline sahip olsa da tek bir yanlış hatada havaya uçabilecek, ölmesi kolay bir destroyer. Kimler sizi spotlayabilir? Yugumo sizi spotlayabilir. Yani 9. seviye Japon ağaç kuru destroyeri niye 5.5'te? Yani sizi 400 metreden saptıyor siz Benham'dayken. Ondan sonra Jutland 5.7, 200 metre önceden saptıyor sizi. Siz onu görmeden, o sizi görüyor 200 metreden. Chungmu, o da 5.7, o da 200 metreden görüyor. Friesland kaçmış bakalım. Friesland 6.4. Geri kalanını zaten siz görüyorsunuz yani. Kitakaze, Taşkent, işte Z46. Z46 ne kadarmış? 5.9. Z46 sizin kadar mesela. Dolayısıyla Benham'ın durumu bu. Benham'a oldu yılbaşı kutusundan şans eseri çıkardınız. Gideceğiniz şey tabii ki tipik Amerikan sesi var. İçine gömülüp sıkabilirsiniz. Ana bataryanızı kullanabilirsiniz. Kullanmayın diyen yok. Hani torpido bataryanız çok güçlü diye topları kullanmamazlık etmeyin. Hiçbir destroyerde bu hataya düşmeyin. Yanlış edersiniz. Zaten Benham'da tıpkı diğer Amerikan destroyerlerinde olduğu gibi 2 dakika boyunca, hatta 2 dakikadan da fazla su üstünde kalan bir sis var. İçine gömülüp hasar farmlayabilirsiniz. Motor hızlandırma yerine hava savunma da alabilirsiniz. Ancak ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü motor hızlandırma sizin can simidiniz. Zaten canınız çok az. Sizin spotlandığınız zaman, saptandığınız zaman anında olay mahallinden sıvışmanız lazım. Bu da sizin en büyük yardımcınız. Yükseltmelere gelirsek Benham'da tavsiye ettiğim yükseltmeler nedir? 1'in 1'i, 2'nin 2'si, 3'ün 3'ü, 4'ün 2'si, 5 gizlenme ve 6 tabii ki torpido tüp modifikasyonu 3. Yani bu gemide ana batarya modifikasyonu giden varsa yani onun akıl sağlığından şüphe ederim ben. Kaptana gelirsek benim kaptan becerilerinde gittiğim kaptan build'i bu. Can doldurma yerine neden radyolokasyon seçtiğimi bir önceki Benham henüz testteyken yaptığım videoda da söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Canınız az olduğu için düşmanın nerede olduğunu sizin önceden bilmeniz lazım. Ki canınız azsa ona göre ilerlemeden, o yöne doğru ilerlemeden torpido bırakırsınız veyahut o yönden kaçarsınız. Yani çünkü neticede radyolokasyon size en yakın düşman gemisini gösteriyor ve bu siz bir destroyerseniz %70, %80'i adı arkasında olmadığı sürece her zaman destroyerdir. Çünkü açık denizde destroyerler en önden gider. Destroyerler saptama yapar. Destroyerler gözlem yapar. Sizin de yaptığınız olur takım arkadaşınız için. Karşıdaki destroyerlerin de olur. Burada mevzu kimin kimi önceden gördüğü.
Dolayısıyla düşman sizi görmeden dahi siz onun yerini biliyorsanız ona göre çok önceden taktiğinizi belirler ve maç içi stratejinizi ona göre uygularsınız ölmeden. Arkadaşlar benim hakkında açıkçası söyleyeceğim çok bir şey yok. Aşırı güçlü bir destroyer, hani herkesin sahip olmayacağı bir destroyer bu kesin. Hani yılbaşı kutularından çok şanslı olmanız lazım. Ancak ve ancak ben sırf bütün ağaç ve premium, yani bir ulusun bir ağacının premium ve ağaç olmak üzere bütün gemilerini tanıtma gereği duyduğumdan ötürü bu gemiyi tekrardan anlatmaya ihtiyacı duydum. Hani kızmayın bana. Hani herkes de olmayacak bir gemiyi niye tanıtıyorsun demeyin. Bunu yapmam lazım. Bunu diğer ağaçlar için de yapacağım. Durum bu. Peki Benham oynanışı nasıl? Daha önceki videoyu izlememişseniz sizin için yeni bir video hazırladım. Hemen ona geçelim. Şimdi maç başlarken ne görüyoruz? 9-8 hatta 9-7'ye düştük. Karşıda bir Kaga, bizde bir Graf Zeppelin var. Uçak gemileri tehlikeli bizim için. Canımız az, hava savunmamız iyi değil. Ama daha da önemlisi karşıda bir Georgia ve bir Jan Bart var. Karşıda bir Kronstadt var. Kronstadt çok tehlikeli bir gemi. Herhangi bir destroyer için. Hani bu ister Benham olsun, ister Friesland olsun, ister en güçlü destroyer olsun. Kronstadt çok tehlikeli bir gemi. Destroyerken korkmanız gereken gemilerin belki ilk 3 tanesinden biri Kronstadt'tır. Bunu her zaman bilin. İşte ben Benham'ım. Maça başlarken görünürlüğüm düşük. Zaten 5.9. Karşıda Kitakaze var. Kitakaze'yi önceden spotlarım. Ancak tabii uçak gemisinin varlığı benim için bir tehdit. Kendi gemimi önce tanımam gerektiği için ve karşıdaki gemileri de iyi bildiğim için Kitakaze'yi önceden spotlayabildiğimi size söyledim şimdi. Bundan ötürüdür ki B'ye direktman dalıp o cap noktasını alma cesaretini kendimde bulabiliyorum. Tabii şimdi arkamda iki arkadaşım var. Bunlar Kerem ve kimmiş o? Muzaffer. Ancak ve ancak gördüğünüz üzere karşının uçak gemisi hiç de aptal bir oyuncu değil. Önce C'ye gitti. C'ye giden yolu tespit etmeye çalışıyor. Spotlamaya çalışıyor. Oradan da direktman B'ye doğru geliyor. Ancak benim üzerime gelmedi. O direktman muhtemelen benim C'ye gideceğimi düşündüğü için ben B'ye giriyorum. Ve cap noktasını almaya karar veriyorum diye. Zaten karar verdim ama cap noktasını alma işlemine başlıyorum. Tabi orada bir tane Edinburgh var karşıda. Kruvazör tehlikeli benim için. Kitakaze üzerime geliyor ve uçak gemisinin tam da üzerimden geçtiği noktada ben sesi bastım spotlanmadan. Yani uçak gemisini minimap'te özellikle maç başlarında bir destroyer olarak gözlemeniz lazım arkadaşlar. Yoksa hayatta kalamazsınız. Hele zeki bir uçak gemisi oyuncusuysa siz daha sisi basarken sizi görürse eğer sizin, o sisin içinde bile sizi vurur. Sizin canınızı acıtır. Şimdi bakın benim Kitakaze'yi orada gördüm. Torpidoları attım ancak Kitakaze tabii şeyden çıkıyor orada. Cap noktasından çıkıyor. Dolayısıyla ben de sisin içinde kaldım ve geri gidiyorum. Acaba cap noktasını alabilecek miyim? Ben şu an bu soruyu kendime sordum. Bunun da sebebi var. Sebebi şu. Karşıdaki bir Kitakaze. Kitakaze nedir? Japon destroyeri. Herhangi bir Japon torpido atabilen Japon gemisinin niteliği nedir? Çok uzun menzilli ve çok ağır vurabilen torpido. Yani o Kitakaze eğer benim sisimin bulunduğu noktaya torpido bırakmışsa o torpidoların sadece bir tanesinin isabetiyle ben öleceğim. Dolayısıyla kendimi her an kaçmaya hazır bulunduruyorum. İyi de torpido gelirse nasıl kaçacaksın diyeceksiniz. Şöyle, Japon torpidoları her ne kadar çok ağır vururlarsa da onların tespit edilebilirliği diğer ulusların torpidolarına göre birazcık daha erken. Dolayısıyla kaçma fırsatı verebiliyor. Yanlış pozisyonda yakalanmazsanız. Ben B noktasını aldım. Karşı takım C'den yükleniyor. Bizim bakıyorum minimap'e. Bizim Indianapolis ve Georgia A'dan bastırıyor. Karşılarında bir tane Zara var. Karşı takım B ve C arasında konuşlanmış durumda. Peki ben ne yapıyorum? Karşının Big Nizenhouse'u bastırıyor ortadan. Dolayısıyla ben de ortaya sağla torpidoları attım ilk önce. Ondan sonra da sol tarafla atıyorum tekrardan. Bakın benim de olur da yılbaşı kutularından düşürürseniz torpido kullanımı tamamen tekrar kendini tekrar eden halkalar çizmekten ibarettir. Yani bir halkayı çizersiniz.
hem sağ hem solunuzdaki bütün torpidoları boşaltırsanız zaten siz halka dönüşünü tamamlayana kadar ilk attığınız torpidonun yeniden dolumu gerçekleşir. Şimdi Amalfi. Amalfi Gneisenau oradan basmadı ama Amalfi bu torpidolarda en azından bir tanesini iki tanesini yese çok çıtır olacak. Eğer onu öldürmezlerse tabii. Bakalım. Orada biri torpido yedi. Kim yedi? Bilmiyorum. Amalfi de iki tane yedi bizden. Eğer bir tane daha yerse belki ölür ölür. Ölmedi. Niye? İtalyan kruvazörü. Çok tehlikeli. Yani çok kıvrak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yani rastgele attığım 3 torpido, pardon 3 diyorum affedersin, 16 torpidodan 3 tanesi isabet etti. Ve bu tespit edilmediğini sürece Benham'ın ne kadar kolay oynanabilirliğini gösteriyor. Ve bu kadar kolay oynanabilirliğin üzerine bu kadar ağır bir torpido ateş gücü de verildiği zaman akıllı bir oyuncunun elinde, hatta akıllı olmasına da gerek yok, biraz akıllı bir oyuncunun elinde bu bir terör makinesine dönüşebiliyor. Bundan ötürüdür ki zaten Benham sadece bir etkinlik gemisi olarak kaldı. Herkesin eline geçmesini istemiyorlar ki bence de geçmemeli. Hani yine de olur da bu videoyu yapmamın sebebi ya yılbaşından size çıkar oynarsınız ya da karşınıza gelir neyden korkmanız gerektiğini bilirsiniz. Esasında bu gemiyi tanıtma amacım biraz da bu gemiden korkmanız gerektiğini anlatabilmek için. Çünkü herkeste olmayan bir gemi, çok ender insanda var. Ve karşınıza çıktığında bu da neyin nesi demeyin. Bu çok tehlikeli bir gemi. Aynen şu maçta göreceğiniz üzere. Bakın sol tarafla oraya torpidoları bıraktım. Şimdi sağıma dönüyorum. Acaba o Georgia veya Kronstadt yiyecek mi? Özellikle o Kronstadt'ı öldürmek istiyorum. Ancak oyuncular akıllı çıktı. Orada şey ettiler. Aa, bir tane orada Kronstadt yedi. Oradaki o iki oyuncu akıllı çıktı. Yavaşladılar torpidoları yemeden önce. Ve biz şu an 3'e 2 öndeyiz. Ama karşımdaki oyuncuların akıllı olduğunu bilmek açıkçası şu geminin içinde bile beni biraz geriyor. Çünkü Kronstadt. Niye? Radarı var. Mermileri 305 mm veya 310, ikisinden biri 305'ti galiba. Yani büyük kalibre bir kruvazör için ki zaten savaş kruvazörü Kronstadt. Georgia yiyecek mi diye bakıyorum. Georgia bakın yine durdu. Yine yavaşladı. Çok zeki bir oyuncu. Ve Kronstadt'ın Sovyet radarı var. Bilmiyorsanız tekrar söyleyeyim. Sovyet radarı çok geniş bir alanı kapsar. Amerikan radarı kadar uzun sürmez. Amerikan radarının genişliği daha küçüktür. Daha küçük bir alanı kapsar. Ama daha uzundur. Amerikan radarı bir basıldı mı bir daha artık 40 saniye falan böyle sürekli açıkta kalır. Sovyet radarının ömrü kısadır ama çok geniştir. Dolayısıyla Kronstadt'tan bayağı uzakta olduğunuzu düşünseniz bile size bir basar. İsterseniz ayın yüzeyinde olur sizi görür Kronstadt. Tamam bu biraz abartı bir benzetme oldu ama ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuz. Kronstadt veya herhangi bir Sovyet kruvazöründen, radar olan bir Sovyet kruvazöründen korkmaktan ziyade temkinli olmanız lazım. Çünkü temkinli olduğunuz sürece zaten korkmanızı gerektirecek bir durum yaşamazsınız. Aynen benim burada yaptığım gibi. Yani Kronstadt, evet, Kronstadt'ın menzilindeyim ama menzilinin ucundayım. Yani radar basarsa direkt tıyacağım buradan. Kaldı ki Kerem'le Muzaffer de arkadan beni destekliyor. O Georgia'ya bakıyorum. Eğer oraya dönerse ben o Georgia'yı torpidolarla harcayacağım. Şu ana kadar 52 bin hasar, 5 tane torpido isabeti. Şimdi Georgia'ya baktım, döndü ve Georgia hızlanıyor. Arkadaki Gneisenau'yu baz alayım diyorum burada. Bakıyorum ona, o da hızlanırsa ki yavaşlamaya başladı. Dolayısıyla ben de yavaşlayacakları yere bıraktım. Bu arada ilk attığım torpidolar o Georgia'yı çok güzel oturacak gibi görünüyor. Point, yani adamın zaten adı Point. Tam on point şeklinde bir hedef oldu benim için ve 5 torpidoyla Georgia'yı harcadık. Tabi bu arada Kitakaze torpidoları sisin içinde sallamaya devam ediyor. Bakın ben şu an esasında o Gneisenau'yu sıkabilirim ama sıkmıyorum. Niye sıkmıyorum? Çünkü adamı, benim derdim adamı torpidoyla harcamak. Sıkarsam kendimi belli edeceğim ve bu arada adam hızlandığı için de benim görünürlük halkamın içine girdi ve beni tespit etti. Beni tespit ettiği için de ben sisi bastım ve sıvıştım. Şöyle bir şey var, Destroyer oynarken eğer bir düşman sizi sisin içinde görürse iki şey yapacaktır. Ya sisin aksi yönde kaçacaktır ya da sisin içine doğru bastıracaktır. Şimdi Gneisenau bir Alman zırhlısı.
sisin içine bastırırsa diye ben torpidoları bıraktım oraya. Ancak bir Alman zırhlısına torpido bırakıyorsanız şunu bilmeniz lazım. Alman zırhlıları çok çeviktir. Oyundaki en çevik zırhlılar Alman zırhlılarıdır. İkincileri çok kuvvetlidir. Dolayısıyla ulan dibine kadar gideyim torpidolayayım diyemiyorsunuz. Bunun sebebi de şu. İkincileri sizi taramaya başlar. Ve canınızı yakar. Yani ek olarak da eğer siz torpidoları atsanız bile çok çevik oldukları için tıpkı İtalyan kruvazörlerinin zırhlı versiyonudur Alman zırhlıları. Çevik oldukları için hani 5 torpido atsanız belki birini yer. Yakın mesafeden bile. Çünkü adam direkt dönmeye falan başlar. Çok hantal olması lazım. Gördüğünüz üzere Gneisenau burada da bir torpido yedi. Şu ana kadar 11 torpido isabetim var. Gneisenau su alıyor. Ancak sisin içinde tam ben torpidolarımı atacakken birazdan aniden kayboldu bu maçta. Bakın şimdi izleyin. Yani burada tam kayboldu. Ben bundan ötürü de torpidoları nereye bırakacağıma bir türlü karar veremedim. Ben burada tamamen salladım. Ulan dedim herhalde bu sisin içinden ileri doğru bastırır. Dolayısıyla onun önüne bıraktım torpidoları. Olur da bastırırsa diye. Ancak radyo lokasyonuma bir yandan bakıyorum ve son anda fark ettim ki acaba bu adam zigzag mı yapıyor? Dönmeye mi çalışıyor? Yoksa orada kitakaze mi var? Karar veremedim bir türlü. Dolayısıyla ben rastgele burada bıraktım torpidoları. Şimdi burada esasında biraz daha sabırlı olmam gerekiyordu. Ancak maç elden gidiyor gördüğünüz üzere. Ben de panik haldeyim. Karşıdan Kronstadt da bastırıyor. Hani o sisin içinde de kalamam. Dolayısıyla yapabileceğim tek şey gözlem yapmak. Bu arada baktım Gneisenau hakikaten benim düşündüğümü yapmış ama açıktan almış kendini. Kendini açıktan aldığı için de torpidoların hiçbirini orada yemedi. Belki burada bir tane torpido yer diye umuyorum. Bakalım. Aynen. Burada torpidoyu yedi ve öldü. Şu ana kadar iki kelimiz 135.000 hatta 136.000 hasarımız var. Ancak bu Kronstadt benim başımın belası. Size maç başında da söyledim. Bir Kronstadt gördüğünüz zaman kaçmanız gerek. Kronstadt bu savaş kruvazörleri içerisinde ki bunlarda oyundan işte 5 tane falan var. Bunların arasında en tehlikelisi bu. Ha, Alaska falan da değil bu. Zaten o yüzden bu da artık Alaska gibi öyle kolay edinilebilir bir şey değil. Yani Kronstadt da artık sadece yılbaşı kutularından çıkabiliyor. Çünkü çok tehlikeli bir kruvazör. Mermileri çok hızlı, mermilerin kalibresi büyük, radarı çok geniş. Canınızı okuyabilir Destroyer'de sizi hazırlıksız yakalarsa. Ancak ben burada onun atış menzilinin çok uzağında olduğum için ve karşısında iki tane de bizim takım arkadaşımız olduğu için hani Amalfi ve Richelieu, onlarla uğraşırken ben de onu ana bataryamla taramaya karar verdim. Yani niye bakayım ki, niye boşta durayım ki? Çünkü neticede torpido menzilimin ucunda geziyor adam. Benim torpido attığımı direktman fark edecektir. Niye? Nasıl fark edecek diyeceksiniz. Çok basit. Ben torpido atmak için ateş etmeyi kesmek zorundayım. Ve ben ateş etmeyi kestiğim zaman adam diyecek ki bu adam ateş etmeyi kesti, torpido bırakıyor. Dolayısıyla şu an torpidoyla bir şey yapacak durumda değilim. Ben de ne yaptım? Gittim Kronstadt'ı yakarak yakmaya karar verdim. Şu an 4'e 3 öndeyiz. B noktasını alıyoruz. Karşıda bir Kaga var. Allah Allah. Karşıda bir Kaga var ama bizim takım arkadaşlarımızın Richelieu ölmüş. Georgia'nın canı dipte. Amalfi'yi Kitakaze öldürdü. Ve 3'e 3 kaldık. Kaga Georgia'ya doğru geliyor. Muhtemelen bizim Georgia burada da ölecek. Çünkü Kaga patlayıcı mermi atıyor. Hani delici mermi atsa belki yırtabilirdi ama... Patlayıcı mermi söz konusu olunca, hele ki bu bir Japon uçak gemisi olunca, gördüğünüz üzere önce Kronstadt giydirdi, sonra da Kaga giydirdi ve George öldü. Kaldık 2'ye 3 ve burada bana düşen sorumluluk elimden geldiğince maçı çevirmeye çalışmak, hatta olursa maçı çevirmek. Hani şu ana kadar hep bir sürü gemi tanıtı, son zamanlarda yaptığım gemi tanıtımlarının hepsi birer maç çevirme videosu oldu farkındaysanız. Peki bu olabilecek mi? Hep beraber görelim. Şimdi ben burada sis bastım. Durup dururken niye sis bastın demeyin. Bakın karşıda roketçiler var. Tepeme geldi. Ancak bizim uçak gemisi de aptal bir adam değilmiş sağ olsun. Akıllı bir adammış. Direkt benim üzerime avcıları bıraktığı için ben karar verdim. Kaga'ya sıkacağım. Ama ilk başta tabii
fırsat gel el verdiğince sisin içinden sıkmaya çalışıyor. Niye derseniz, çünkü karşıda bir Kitakaze var. Kitakaze topçu bir Japon destroyeri. Çok tehlikeli benim için. Öldürücü bir seviyede tehlikeli hatta. Yani karşılaşırsak beni birebir de yiyeceği kesin. Dolayısıyla ben de Kaga'ya sıkmaya karar verdim. Kaga'yı yakarak ana bataryamla öldürmek istiyorum. Bakın, benim torpidocu diye, torpido bot diye ana bataryayı kullanmamazlık etmiyorum. Yani çünkü şu an zaten Kaga'ya verebileceğim tek hasar ana batarya hasarı. Torpido sıksam da bile zaten adam benden kaçıyor. Nereye sıkıyorsun torpidoyu? Dolayısıyla ben burada Kaga'yı elden geldiğince yakmaya çalışıyorum. Umarım bizim uçak gemisi de o Kaga'yı harcamaya çalışır. Bakalım ne olacak. Bu arada tabi yine roketçileriyle geliyor Kaga. Normaldir. Burada benim canımı biraz yakacak. Ancak ben hala, bakın, bizim uçak gemisinin benim üzerimde bıraktığı avcıların alanı içindeyim. Dolayısıyla onun roketçileri gelse bile en fazla bir atış yapar ve bizim uçak gemisinin avcıları onun roketçilerini harcar. Tıpkı şu an olduğu gibi. Bu arada Konfedere kazanmışken Kitakaze karşımıza çıktı. Bakın, adamın canı yarı can. Ona rağmen beni şu halde harcayabilir gerçekten. Ben de ona sıktım. Torpidoları muhtemelen gidebilir diye öngördüğüm, düşündüğüm yere bıraktım. Oraya gitmeyebilir de, dönebilir de. Peki ne yapıyorum dönebilir diye? İki çift torpido da biraz beri tarafa bırakmayı düşündüm. Ancak önce benim gözden kaybolmam lazım. Tıpkı şu an olduğu gibi. Ne yaptım? Olur da beni kovalamaya kalkarsa diye beri tarafa attım torpidoları. Bundan sonra sadece Kitakaze'nin kendi halinde ne yapacağı. Benim bu maçı çevirebilir miyim derken, çevirmem lazım, elimden geleni yapmam lazım derken, Kitakaze bir torpido da benden yedi. O da yedi bir tane. O da öldü. Bakalım geriye ne kaldı. Şimdi haritaya bakıyorum. Kronstadt B'de. Ancak Kronstadt kenardan çıkmak üzere. Şimdi ben Kronstadt'ın önüne çıkarsam bile Kronstadt'ı torpidolayamam. Ben önüne çıkana kadar adam zaten ya burnunu döner bana ve zaten ana bataryasıyla tek bir atışta beni harcayabilir patlayıcı mermilerle. Benim canım az, benim zırhım yok. Kronstadt'a karşı yakın mesafeye gidemem. Yemiyor. Gerçekten bu gemiden ben çok korkuyorum. Yani herhangi bir destroyer de olsa yine korkarım. Şu an benim tek umudum bizim uçak gemisinin Kronstadt'a dalması torpidocularla. Ancak o hata yaptı. Gitti Kaga yaramaya koyuldu. Kaga yaramaya koyuldu derken geri döndü. Ben bu arada hava savunmayı da açtım. Belki uçaklar düşer diye. Neticede Amerikan destroyeriyim. Belki düşebilir uçaklar. Hava savunmam süper değil ama kötü de değil. Bakın, bir manevrayla hallettik. Bizim uçak gemisi Kronstadt'a isabet ettiremedi galiba. Attı iki tane torpido ama isabet ettirdi mi ettirmedi mi bilemiyorum. Buradan göremedim. Ancak ben gördüğünüz üzere Kronstadt'tan sıvışıp kenardan sıyırıp B noktasını geri almaya çalışıyorum. Çünkü Kronstadt ben orada karşısına çıkacağım diye umduğundan B noktasından çıktı. Ancak nerede? Acaba adanın arkasına mı geçiyor bizim uçak gemisini bulmak için? Ya da adanın arkasına mı geçiyor benden kaçmak için? Derken baktım adam geri dönmüş bile. Adam kafaya koymuş beni kovalayacak. Muhtemelen radarı da gelmiştir. Ona radar da basacaktır. Bakalım, torpidoları bıraktım yoluna. Ne de olsa dakika başı torpido atabiliyoruz. Baktık şimdi ve radarı bastı. Şimdi bu adam radarı bastığı için zaten benim ya kaçmaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Bari kaçarken sıkayım. Zaten canı az herifin. Herifi ben bu öldürmeye çalışayım bari. Canı az yani 4000 kaç. Belki 5-6 salvoda ve olmadı 7 salvoda öldürebiliriz. Torpidolardan birini yemedi. Akıllı çıktı adam. Ancak gördüğünüz üzere her bir salvoda adamın canını götürebiliyor. Yani neticede Amerikan topları her ne kadar destroyer topu dahi olsa hiç de hafife alınacak toplar değiller. Gördüğünüz üzere Benham'la ana batarya kullanarak burada adam harcıyorum. İnşallah. Bakalım. Kronstadt o devasa cüssesiyle manevra yaparken öldü. Gördüğünüz üzere maçın gidişatını değiştirmeye çok yakınız. Tek yapmamız gereken o Kaga'yı, uçak gemisini öldürmek. Bombacılardan da yırttık. Neticede Amerikan destroyeriyiz. Kolayca kıvırıyoruz falan filan. Ancak bizim uçak gemisi burada çok büyük bir hata yaptı. Kaga'ya gitmek yerine geldi beni savundu.
Kaga'ya gitmek yerine geldi, beni savundu ve zaman kaybetti. Zaman kaybettiği için de ben B noktasını alsam dahi muhtemelen biz puandan kaybedeceğiz. Tek şansımız Okaga'nın ölmesi. Ancak maçın bitmesine 1,5 dakika kaldı. Hani gidecek, şu an gidecek mesela, Kaga'yı bombalasa bile öldüremeyecek. İkinci bir hücum dalgası yapması gerekecek. İkinci bir saldırı dalgası yapması gerekecek uçaklarla. Ve o ikinci dalga, saldırı dalgası da bitene kadar, ki Kaga bakın nereye kaçmış, bizim bu maçı çevirebileceğimiz ihtimali görünmüyor ufukta. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Gördüğünüz üzere Benham torpidolarla oynaması çok zevkli. Torpidolarla oynaması çok güçlü olan bir destroyer. Yani en amatör adamın elinde bile bu bir Tazmanya canavarına dönüşebiliyor. Ama dediğim gibi muhtemelen bu videoyu izleyen birçok oyuncunun yılbaşı kutuları haricinde elde etmesinin imkansız olduğu bir gemi. İnşallah yılbaşı kutularından çıkar. Hani herhangi bir yıl, 2020, 2021, 2022, artık bu oyun ne kadar sürerse. Ancak çıkmazsa da en azından karşıdaki geminin ne olduğunu bilmeniz adına, yani Benham böyle bir gemi arkadaşlar. Yani biz bu maçı kaybettik, 30 saniyesi kaldı. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki video Black videosu olacak. Onda görüşmek üzere.